Benim adım Avukat Ayhan Ömen. Ben bu yaz Amerika'ya gelmeyi düşünüyorum. Geldiğimde Amerika'da ufak da olsa bir ev almayı düşünüyorum. Aldığım evin tamirat, tadilat işleri olursa ki misal çatı tamiratı. Bunları kendim yapabiliyor muyum? Bu yasal mıdır? Bu işleri kendim yasal olarak yapabilir miyim? Yoksa bir şirketi mi yaptırmam lazım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz tabii Öncelikle Amerika'ya geldiniz. Geldiğinizde tabii nerede yaşayacaksanız ya da geçici kalsanız kalacaksanız da evi alacağınız eyalet diyebiliriz. Eyaletteki şehir ve o şehirdeki kasabadaki kurallar aslında sizin bahsettiğiniz bu durumla ilgilenen noktalar aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer kişi evinde bir tadilat yapacaksa ki bu tadilat sizin de gördüğüm kadarıyla işte ev dışında yapılacak bir tadilata benziyor. Dolayısıyla bir izin gerektirip gerektirmeyeceğini en iyi sizin bağlı olacağınız ya da Türkiye şeyle söyleyeyim belediyedeki Amerika'daki o evin bulunduğu bölgedeki belediyeden izin alıp almama noktasına bakmanız gerekecek. Dolayısıyla tabii ki inşaat tarzı işlerde yani bu şuna benzemiyor. Farz edelim evin içinde bir odayı boyamak gibi bir şey değil. Dolayısıyla siz A, tadilat tarzı işlerde yaparken genelde e, belediye bu noktada kişilerin lisanslı olmasını isteyecektir ve e, bazı yerlere göre değişebilir. Ciddi a, ev içi değişimler yapacaksanız tabii ki e, bu noktada izin almanız lazım. Farz edelim belki ara duvar çek e, yıkılacak açılacak yani değişebilecek duruma göre benim bu noktadaki bu değerli takipçime tavsiyem şu olur geldiğinizde evi almaya karar verdiniz eve aldığınızda alırken ki işte gerek avukatınız gerek emlakçınız bunlarla sizin yapıp kendi kendinize yapıp yapamayacağınız şeyleri de konuşmanızda fayda var. Dolayısıyla onlar size yok bu mümkün olmayabilir. Bu noktada bir tane lisanslı inşaat şirketini ya da inşaatla ilgilenecek bir yeri tutmanız gerekebilir diye size iletebilir. Yoksa ben hani size bu noktada işte çatının üstüne çıkın çatıyı tek başınıza tamir edin deme gibi bir imkanı mümkün değil. Ve dolayısıyla dediğim gibi siz bu noktada geldiğinizde evi aldığınız bölgedeki izin durumlarına bakıp hareket etmenizde fayda var diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.